algıladığınız şeyler göründükleri gibi değildir. Bu sadece beyninizin size oynadığı oyundur. Akıl oyunları. Etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumlarız? Gerçekten gördüklerimize güvenir miyiz? Bu seride sanat, bilim, doğa ve psikoloji dünyalarından görsel ve sessel illüzyonları, duyusal bulmacaları ve beyin kandırmacalarını tecrübe edip ve bunların neden algılarımızı şaşırttığını öğrenin. Hadi zihnimizin nasıl işlediğine bakalım. Gördüklerine ne kadar güveniyorsun? Doğru ya da eksik olduklarını söyleyebilir misin? Bilinçsiz çıkarım ya da bilinçsiz yargılama konusunda görsel algılamanın bir parçası olan teori der ki, insan gözü tamamlanmamış detayları bilinç altında oluşturarak tamamlanmış bir resim elde eder. Bu beynimizin kaybettiklerine alışmasına benzer. Boşlukları doldurur, durumlar arasında bağlantı kurar. Bu Alman araştırmacı Hermann von Helmholtz'un verdiği bir bilgiydi. Bu teoriden anladığımız, tamamlanmamış insan görüleri ve detayları bilinçaltı tarafından tamamlanmış resimler oluşturmaktadır. Beyin bazen gözün algıladıklarından varsayımlar oluşturur. Bu hareket algısı ve derinlik algısı olarak adlandırılır. Bazen bir ağaç veya binanın parladığına ya da hareket ettiğine inanırız. Ya da bazen dağlar ve yapılar gerçekte olduklarından daha yakın görünürler. Helmholtz, dünyanın güneş etrafında dönüşünün bir yanılsama olduğu örneğini verir. Her akşam gözümüzün önünde güneş ufukta batar. Olayın bilincinde olmamıza rağmen güneşin sabit durduğunu ve ufuk çizgisinin hareket ettiğini düşünürüz. Bilinçsiz yaptığımız çıkarımlardan görsel algı yanılsaması yaşarız. Fakat bu aynı zamanda insanları algılamamızı da etkiler. Helmholtz, ikinci örneğinde tiyatro oyunlarını ele alır. Güçlü, duygusal bir oyunda, izleyicinin daha önce yaşadıkları bilinçaltının çıkarım yapmasını sağlar. Örneğin, yaşlı bir adamı oynayan bir aktör, izleyici için sahnede olan yaşlı bir adamdır. Televizyon programından anımsadığınız bu yaşlı adam, gerçekte genç bir adam tarafından canlandırılmıştır. İzleyiciler, oyuncunun yansıttığı duygulardan etkilenirler. Diğer bir örnek, çok az gördüğünüz bir insan nasıl olur da mantıklı bir açıklaması olmamasına rağmen size bir şeyler hissettirebilir. Hiç bu şekilde hissettiniz mi? Birini gördüğünüzde çok kızgın ya da mutlu da hissedebilirsiniz kendinizi. Helmholtz'a göre görsel etkinin oluşmasıyla mantıksız hükümlerde verilebilir. Denesek bile kontrol edemediğimiz hükümler. Helmholtz'a göre beklentilerimiz olan biten hakkında hiçbir fikri olmayan etrafımızdaki çevre tarafından şekillenir. Gözlerimizle gördüğümüz ipuçlarına güvenmeye ve geçmiş deneyimlerimizin bize rehberlik etmesine ne oldu? Onların farkına varamamızın nedeni bu duyguların bize çok sıradan gelmesi mi? Eğer gözlerinle göremediğin bir şey olursa beynin boşlukları senin için dolduracaktır. Gerçek. İnsanlar bir günde yaklaşık 20 bin defa gözlerini kırpar. Sadece bir günde. Gözleriniz hala yorulmadı mı? Aynada kendine bakmaktan hoşlanmıyor musun? Peki ya insanların fotoğraflarına baktığında? Tam olarak onların gerçek yüzlerini gördüğünü söyleyebilir misin? Gözlerinin şekli nasıl? Burunları kalkık mı? Ya da dudakları kıvrımlı mı? Bundan çok fazla emin olma. Ani yüz deformasyon etkisi denilen şey hayli inanılmaz. Bu göz yanılsaması tuhaf ve sıra dışı bir beyin fenomeni olarak adlandırılır. Öncelikle size göstermek istediğimiz bu videoya bir göz atın. Oldukça normal görünüyorlar, değil mi?
Şimdi aynı videoyu tekrar izleyelim. Fakat bu sefer ekranın ortasındaki artı işaretine bakın. Baktığınız yüzlerin kenarlarını göreceksiniz. Ne gördünüz? Bu yüzler tam olarak çekici diye adlandırılamaz, değil mi? Karikatür gibi göründüklerinin, bazılarının da deforme olmuş ve garip göründüklerinin farkına vardın mı? Yüzdeki bozulma derecesinin en fark edilir yanı, diğerlerinden farklı özellikle bir boyut oluşturmalarıdır. Örneğin bir kişi geniş bir alna sahipse, özellikle geniş görünecektir. Görüntünün sunuluşundaki bu yeni metot, sunum esasına dayalı, hızlı, deformasyonu karşılaştırıp inceleyen, yüze uyumlu hale getiren, faydalı bir araç haline gelebilir. Bu etki Jason M. Tench, Sean C. Murphy ve Matthew B. Thompson adındaki araştırmacıların çalışmalarıydı. 2011'de Avustralya'daki Algılar adlı çalışmanın sonuçlarını yayınladılar. Ani yüz deformasyon etkisi Sean C. Murphy tarafından kazara keşfedildi. Araştırmacılar bu etkiye neyin neden olduğunu henüz açıklayamadı. Fakat kodlamalara ilişkin bazı şeyler söyleyebilirler. Araştırmacılara göre gözleri sıralamak, onların şekillerini ve yüzlerindeki yakın yerleri karşılaştırmak daha kolay hale geliyor. Bu yüzden aralarındaki farklar daha belirgin olmaya başlıyor. Bu etkiyi ne için kullanacağımızı bilmesek de emin olalım, ona bakmak ilginç ve eğlenceli. Bu kesinlikle yeni bir görsel illüzyon. Gerçek. Gözlerinizin her biri siyah ve beyaz görmenizi sağlayan 120 milyon ince damara sahiptir. Süper güçleriniz olsaydı, üç boyutlu görmek ister miydiniz? Belki de bunun için süper güçlere ihtiyacınız yoktur. Derinlik algısı, dünyayı ve nesneler arasındaki mesafeyi üç boyutlu olarak algılayan görsel yeteneğimizdir. Derinlik algısı, derinlik ipuçlarındaki çeşitlilikten meydana gelir. Bunlar, her iki gözümüzdeki üç boyutlu aldığımız duyusal bilgiye dayalı binoküler ipuçları ve iki boyutlu olarak temsil edilen, sadece bir göz tarafından gözlemlenen monoküler ipuçlarıdır. Binoküler ipuçları, ekrana her iki gözümüzle baktığımız zaman derinlikle ilgili bilgi verir. Stereopsi veya retinal binoküler farklılık ya da binoküler uzaklık, aynı ekranın farklı köşelerinde olan iki imaj tarafından kullanılmıştır. Her iki göz, sağ ve sol göz tarafından görülen farklı köşelerdeki nesneyi görüntüler. Şayet nesne çok uzaksa gözdeki retina küçülür. Şayet nesne daha yakınsa büyüyecektir. Üç boyutlu film veya fotoğraf gibi görsel illüzyonu gördüğünüz stereopsis insanları gördükleri derinlik konusunda aldatır. Bir noktada birleşmek, uzaklık ya da derinlik algısı için binoküler okülomotor işaret edilir. Stereopsisler yüzünden göz yuvarlağımız aynı nesneye odaklanır. Bu olurken iki görüntü birleşir. Gözün dışındaki kasların gerilerek bir noktada birleşmesidir. Hareketli duyular gözün dışındaki bu kaslardan derinlik ve uzaklık algısı konusunda da yardım alırlar. Göz uzaktaki nesneye sabitlendiği zaman bir noktada birleşen görüntünün açısı küçülür. Bu 10 metreden daha az mesafeyi etkiler. Yön bilgisi ve hareketin hızı hakkındaki bilgi, moleküler ipuçlarının sağladığı bilgiler tarafından bilinebilir. Araba sürdüğünüz zaman bu etkiyi görürsünüz. Nesneler uzakta hareketsiz ve durağan görülüyorken, hemen sonra yakınınızdaymış gibi sizi çabucak geçerler. Nesne gözlemciye doğru hareket ettiği zaman ne olur? Retina, nesnenin gelene kadar geçen zaman periyodunu nasıl algılar? Gözlemciye sadece hareket eden nesneyi görmesinde değil, aynı zamanda nesneyle arasındaki mesafeyi algılamasına olanak sağlar. Uzaklıkla nesnelerin büyüklüğü arasında bir yorumda bulunur.
moleküler ve binoküler derinlik algısıyla ilgili daha birçok başka bakış açısı vardır. Bazılarını her gün kullanıyordunuz. Fakat muhtemelen onların farkında değildiniz. Şimdi biliyorsunuz. Gerçek, gözlerinizin her biri renkleri görmenizi sağlayan 6 milyon korneye sahiptir. Ve bu sadece bir göz için. Fransızlarla ilgili olan şeylerden hoşlanır mısınız? Fransız kızartması ya da örgüsünden bahsetmiyorum. Peki ya Fransız göz illüzyonu? Fransızca terim trompe-l'œil, göz aldatmacısı anlamına gelir. Üç boyutlu ya da gerçekçi görünüm veren resim yapma tarzıdır. 15. yüzyıl İtalya'sında keşfedilen doğrusal perspektif ve 17. yüzyıl Hollanda'sındaki gözle ilgili bilimsel gelişmeler vasıtasıyla sanatçılar göz aldatmacısını kullanarak nesneleri ifade ettiler. Bunlardan biri 1520'lerde İtalyan ressam Fra Giovanni de Verona'dır. Dolapların kabartmalarındaki yanılsamalar adında çalışması vardır. Ve açık dolap kapaklarının görünümüyle doğrusal perspektifi aktarmıştır. Bir sonraki ise 1664'lerde Alman sanatçı Samuel von Hochstraten tuval üzerine yağlı boya kullanarak resim yapmıştı. Cornelius Gilbrecht de tuval üzerine yağlı boyayla resim yaptı. Onu Forschung Kunstun Gent Müzesi'nde görebilirsiniz. Bu ise J. Deutsch'a atfedilen tabaktır. 1774'te toprak seramikten yapıldı. Onu Minneapolis Sanat Enstitüsü'nde bulabilirsiniz. Bu zorunlu perspektif etkisi ayrıca tiyatro sahne dekorunu kurarken kullanıldı. Algı yanılsaması gerçek sahneyi çok daha derin bir alan haline getirdi. Biri de Vicenza'daki Tiyatro Olimpico'da yapıldı. Vincenzo Scamozzi'nin perspektifin mecburi bölünmüş sokaklarında mesafelerin azaldığı görülmüştür. Bu illüzyon ayrıca Donald O'Connor'ın 1954 yapımı film Singin' in the Rain'de duvara tırmandığı sahnede kullanıldı. Meg Emlaf final sahnesi boyunca koridor gibi görünen fakat aslında bir duvar resmi olan gerçek bir duvara tırmanıyordu. Şayet kurgusal bir göz aldatıcı resim görmek isterseniz, çizgi filmlerden daha mükemmelini bulamazsınız. Looney Tunes'ta Roadrunner çizgi filmlerindeki gibi pek çok göz aldatıcı resim görünmektedir. Çakal kayaya bir tünel resmi yapar ve Roadrunner tünelin içinden geçer. Sonra da genellikle Roadrunner'ı takip etmeyi deneyen çakal kayaya çakılır. Gerçek. Beyninizde 10 milyon sinir hücresi vardır. Bir teste hazırlanırken kaç tane sinir hücrenizin çalıştığını hayal edin. Erkekler saçlarını genelde nerede kestirirler? Berberde tabii. Kendine has özellikleri olan tanıdık bir berberdeysen, gelecek olan illüzyonu bilirsin. Hayır, makas değil. Dışarıda dönen berber direğinin kırmızı, mavi ve beyaz çizgileri vardır. Ve genellikle berber dükkanının dışında bulunur. Ama önce göz yanılsaması hakkında konuşmak istiyoruz. Hadi birazcık geriye gidelim. Orta çağda berber dükkanlarında sadece saç kesilmediğini biliyor muydunuz? Onlar aslında cerrahlık, diş çekme ve kan alma işlerini de yapıyorlardı. Berber direği aslında kan almanın simgesidir. Şu an hikayeyi biliyoruz. Hadi şimdi de bu berber direğinin nasıl bir görsel illüzyon olduğunu bulalım. 1929'da psikolog J.P. Guilford dönen şeritlerin algılanmasını incelemiştir. O berber dükkanındaki illüzyonla aslında görsel hareketin insan beynini etkilediğinin farkına vardı. Hafif yatay olarak duran dikey eksenler döndürüldüğünde, yani çaprazlama olan direk şeridi döndüğü zaman illüzyon gerçekleşir. Burada sanki şeritler kendi etrafında dönmek yerine dikey eksende hareket ediyormuş gibi görünür.
Bununla birlikte Guilford araştırmasındaki bilgi eksikliğini dikkate almıştır. 1935'te Hans Wallich, berber direği ile ilgili bazı deneyimleri yayımladı. Metin Almanca yazıldığından İngiliz araştırmacılar 1976 yılında İngilizce basılmasına kadar onu okuyamadı. 1935 metninin tamamının İngilizce olarak yayınlanması 1996'yı buldu. Burada Wallich, çaprazlama olan şeritlerin bağlantı noktaları arasındaki etkileşimi analiz etti. İllüzyon nasıl oldu? İlk olarak direğin hareketinin gerçek yönü hakkında belirsiz bilgiler vermekten söz etmek yerine hadi işaretleyelim. Aslında şeridin hareketi birçok olasılığı gösterir. Aralığın biçimi genellikle hareketin yönünü belirler. Yatay bir biçimde uzanan aralıklar etkin yatay hareketi belirtirken, dikey olarak uzanan aralıklar dikey hareketin tesirini vurgular. Görsel sistemimiz içinde bireysel duyularımızı harekete geçiren nöronlar sadece bazı bilgileri depolar. Çünkü onlar sadece görsel alanın küçük bir parçasını görebilirler. Bu durum aralık problemi şeklinde adlandırılır. İlave bilgi olmadığı zaman görsel sistem genellikle mümkün olan en yavaş hareketi tercih eder. Gelecek sefer berber dükkanının dışındaki bu direği gördüğünüzde düşünecek çok şeyiniz olacak. Gerçek, nitrik oksit ve karbon monoksit sinir taşıyıcısı olarak çalışan iki gazdır. Görsel illüzyon görmek istersen pencerenden dışarı bakmalısın. Gökyüzüne baktığında tabiat ananın görsel illüzyonunu göreceksin. Ay. Ay illüzyonu yıllardır bilinmektedir. Bazı kişiler ayın daha büyük görülmesinin nedeninin bardağın dibinden büyük görülmesi gibi bunun bir atmosfer olayından olduğunu söyler. Fakat hiçbir atmosferik bozulma daha küçük göstermez. Bazı bilim adamları hepimizin aklında ayın neden daha büyük göründüğünü nedenlerini açıklar. Örneğin kapının çerçevesine baktığınız zaman şeklinin dikdörtgen olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yamuk bir biçimde kapı görmenize rağmen bunu çizmeniz istendiğinde köşeli ve dikdörtgen olarak çizeriz. Aklınız kapının formunu daha önce gördüklerinizden etkilenerek size söyler. Bu teori şekil sabitliği olarak adlandırılır. Şimdi bu görüntüye bakalım. Gördüğümüz bu iki kişi aslında aynı ölçülerde. Ancak bu adamın daha büyük olduğunu düşünürsünüz. Ya da en azından daha büyük göründüğünü. Bunun nedeni beyninizin koridordaki bu adamın daha uzakta olduğunu söylemesidir. Bu yüzden uzaklık arttıkça aklımızda kişinin boyutunu düzenleriz. Bu boyut sabitliği diye adlandırdığınız şeydir. Boyut sabitliği hayatımızın her günü birçok defa karşımıza çıkar. Caddede 50 kilometre ile giden bir araba düşünün. Arkasındansa 100 kilometre ile büyük bir jipin geldiğini. Aynadan baktığınız zaman daha küçük görülse bile siz onu büyük algılarsınız. Ay illüzyonu hakkındaki bir teori de ay ufuk çizgisine yakın olduğu zaman tepede olduğu zamandan daha uzakta olduğunu düşünürüz. Ya da ufuk çizgisine yakın olduğunda daha büyük olduğunu düşünürüz. Bu beynimizin aradaki fark artsa bile onun gerçek boyutunu bilmesinden kaynaklanır. Ay illüzyonuyla kafanızı ne kadar karıştığını bilmek istiyor musunuz? Eğilin ve bacaklarınızın arasından yukarıdaki aya bakın. Sadece insanlar sizi böyle garip bir şekilde gördüğünde yapacağınız açıklamaya hazırlıklı olun. Diğer bir örnekse gözlerinizin uzak ve yakın nesnelere odaklanmasıyla yapılan ay illüzyonudur. Ufuktaki aya odaklandığımız zaman onun uzakta, çok uzakta olduğunu düşünürüz. Ay ile ilgili görsel ipuçları bize ne kadar uzakta olduğunu söylemez. Ay'a öylesine baktığımızda sanki bize çok kısa bir mesafedeymiş gibi gelir. Ay illüzyonuyla ilgili farklı teoriler vardır. Fakat insanlar birine katılırlar. Gökyüzünün bir tarafından diğer tarafına hareket eden ayın boyutu veya dünya ile olan mesafesi fiziksel olarak değişmez. Gördüğümüz şeylerin değiştiğini mi düşünüyoruz? Bunların hepsi kafanızın içinde. Gerçek. Obsidian adındaki bazı salyangozların boş kabukları kimyasalları algılar. Bunlar hava ve sudaki kimyasalları belirlemekte kullanılır.
Bazen sadece gözden kaybolmak istersiniz. Belki kötü bir gün geçirdiniz. Belki birinden kaçıyorsunuz. Belki de sadece yalnız kalmak istiyorsunuz. Ortadan kaybolma özelliğiniz olsa çok havalı olmaz mıydı? Bazı hayvanlar bunu yapabiliyor. Kitaplardaki süper kahramanlar gibi onlar da bir anda gözden kaybolabiliyorlar. Buna kamuflaj denir. Kamuflaj hayvanların doğada hayatta kalmalarını ve türlerinin devamlılığını sağlar. Bu yüzden bazı hayvan türleri zaman içinde gelişerek yeni özellikler edinmişlerdir. Bu onlara yiyecek bulmakta yardım eder. Yiyecek olmaktan da kurtarır. Hayvanın yaşadığı çevrede en önemli şey kamuflajlarının neye benzediğidir. Bunu anlamanın en basit yolu arka planlarında ne olduğunu bilmektir. Çevrelerinde ağaçlar ya da kayalar olabilir. Yaşadıkları yer önemlidir. Bir hayvan kendine kamuflaj geliştirmediyse bu yardıma ya da kurtulmaya ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Hayvanlar yaşadıkları ortamda nasıl birden görünmez hale gelebiliyorlar? İlk olarak biyokrom. Mikroskobik, gerçekten küçük, vücutlarında doğal pigmentler taşıyan, kimyasal renkler üreten canlılardır. Bazı ışıklı renkler üretirler ve diğerlerine yansıtırlar. Pigmentlerin rengi ışığın görsel dalga boyuyla uyuşur ve pigmentler tarafından yansıtılır. Hayvanlar renkleriyle ayrıca mikroskobik fiziksel yapılar oluşturur. Bunlar ışığı yansıtır. Böylece renkler arasında kombinasyon sağlanmış olur. Örneğin kutup ayısı siyah derilidir. Fakat yarı şeffaf tüylerinden dolayı beyaz görünür. Işık tüylerine geldiği zaman her tüy birazcık kıvrılır. Bu yüzden seken ışık yansır. Beyaz rengi bu şekilde sahip olurlar. Bazı hayvanlar iki rengi birleştirir. Sürüngenler, kurbağalar ve yeşil renkli balıklar genellikle derilerinde sarı pigmentlere sahiptir ve gerektiğinde mavi renk olarak yansıtırlar. Tabiat ana bir sanatçı olmalı. Hayvanlardan en şanslı olanları mevsimlere göre yer değiştirenlerdir. Bahar ve yaz aylarında uçan memelilerin çevreleri yeşil ve kahverengi renkte olmalıdır. Fakat sonbahar ve kışın her şeyi karla kaplı beyaz olmalıdır. Kahverengi çevredeki birçok ağaçla yaz için ideal bir renk oluşturur. Fakat bu beyaz olan bir kuşu kolay hedef haline getirebilir. Arka planla uyuşma yetenekleri bir yana bazı hayvanlar vücutlarını koruyan özel bir dizayna sahiptir. Doğal çevreleriyle uyuşan benek, çizgi ya da şekillere sahiptirler. Örneğin uzun çizgileri olan hayvanlar genellikle uzun çimenlerin olduğu alanlarda yaşarlar. Doğaya baktığınızda onun bir sanat sergisi gibi göründüğünü düşünmüyor musunuz? Birçok görsel illüzyonun oluşması zaman alır. Fakat bazen çevremizde olan bitene dikkat etmeliyiz. Dünya bizi birçok sihirli illüzyonun içine çekiyor. Bazen onların farkında olmayız. Bazılarını ise her gün görebiliriz. Onları izlemek bize kendimizi harika hissettirir. Şayet şaşırmak istiyorsan bu düşündüğünden daha kolay. Dışarı çık ve dünyayı keşfet.